Merhaba arkadaşlar, Türkiye'nin en iyi Türkçe kanalına hoş geldiniz. Yazım kuralları 10. derste karşınızdayım ve burada konumuz Deda ve Mımi'nin yazımı. Hemen detaylara geçiyorum. Evet, birinci kuralımız: bağlaç olan Deda ayrı yazılır. Sen de mi Leyla, durumu oğluna da bildirdi, konuşur da konuşur. Şimdi burada Deda'nın ayrı yazımıyla ilgili tespitte öğrencilerimiz zorlanıyor. Ben hiç tasvip etmesem de çok zorlandığınız durumlarda şunu uygulayabilirsiniz. Ben bunu çok da tavsiye etmiyorum. Deda'yı cümleden çıkardığınızda anlam bozuluyor mu, bozulmuyor mu? Neden tavsiye etmediğimi söyleyeyim. Bazı anlam daralmaları öğrenciler tarafından bozulma olarak algılanıyor. O yüzden. Şimdi burada bir notumuz var. Ayrı yazılan Deda hiçbir zaman TT biçiminde yazılmaz. Yani kendisinden önce gelen kelimenin son harfi sert ünsüz olsa bile asla TT'ye dönüşmez. Gidip de, bakın P sert ünsüzdür ama D bağlacı asla T'ye dönüşmez. Gelip de derken yine P sert ünsüzdür ama D bağlacı asla T'ye dönüşmez. Yine bir notumuz var. Hal eki olan Deda kendisinden önceki sözcük özel isim değilse bitişik, özel isimse kesme işaretiyle ayrı yazılır. Bağlaç olan Deda ise özel isimden sonra gelse bile kesme işaretiyle ayrılmaz. Neden? Çünkü ayrı yazılan bir şeyi kesme işaretiyle ayırmak mantıksızlıktır. Bu telefondan Ayşe de aldı. Bakın bağlaç olan Deda'dır ve Ayşe sözcüğü özel isim olmasına rağmen zaten ayrı yazıldığı için kesme işaretiyle ayırmaya gerek yoktur. Telefonum Ayşe'de kaldı derken bulunma hal ekidir. Özel isme gelen çekim ekleri bazı istisnalar dışında ayrıdır arkadaşlar. Dolayısıyla burada da kesme işareti kullanılmıştır. Devam edelim. Soru eki olan Mımi'nin yazımı. Aslında bu bir soru edatı. Bu ek gelenekleşmiş olarak ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumlarına uyar. Yani bazen mı, bazen mi, bazen mu, bazen mü şeklinde kullanılır. Kaldı mı, sen de mi geldin, olur mu, insanlık öldü mü örneklerinde olduğu gibi. Diğer kuralımız: soru ekinden sonra gelen ekler bu eki bitişik olarak yazılır. Evet, soru eki kendisinden önceki kelimeden ayrılır ama kendisinden sonra gelen ekle bitişik yazılır. Şuralarda, bu örneklerde bunu görüyoruz arkadaşlar. Bir notumuz daha var. Bu ek sorudan başka görevlerde de kullanıldığında ayrı yazılır. Yani her zaman soru ekidir ama her cümleye soru anlamı katmaz. Soğuk mu, soğuk? Mesela burada pekiştirme maksadıyla kullanılmıştır. Güneş battı mı dışarı çıkamayız. Burada da zaman anlamı, battığı zaman anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla buna rağmen ayrı yazılmaya devam eder. Evet, Deda ve Mımi ile ilgili notumuz bu kadardı. Videolarımızın devamı gelecek. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Şimdiden çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.